İyi günler değerli izleyiciler, Habertürk Televizyonu Ankara Stüdyoları'nda değerli bir konu ağırlıyoruz. AK Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal bugün konuğumuz. Sayın Al, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz Bilmiyorum. öncelikle. Bilmiyorum. Gündem oldukça yoğun. Yani sadece iç siyaset değil, dış siyaset, iç siyaset, gelişmeler hem içeride hem dışarıda tüm bunları konuşacağız. Umuyorum ki dışarıyla başlayalım çünkü bugün çok önemli bir zirve var Varna'da. Hı hı. Hem Türkiye tarafından hem Avrupa Birliği tarafından önem verilen, önem atfedilen ve açıklamalar yapılan bir zirve. Türkiye Avrupa Birliği zirvesi Sayın Cumhurbaşkanı da bugün orada olacak akşam saatlerinde de zirve sonrası bir açıklama bekleniyor. Şimdi geçmişi hatırlarsak birkaç ay öncesine özellikle hem ülkeler bazında hem Avrupa Birliği bazında Türkiye AB ilişkileri kopuyor mu? diye sorular soruluyordu. Bu zirveden ne bekliyoruz? Bu zirve sonrasında Türkiye AB ilişkileri ne noktaya doğru ilerler sizin görüşünüze göre? şimdi öncelikli olarak bizim Avrupa Birliği ile ilgili Herhangi bir şekilde geri adımımızın söz konusu olmadığını defalarca ifade ettik. Bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi, süreç takibi ve Türkiye'ye sürekli olarak Avrupa Birliği'nin ödev vermesine dönük bizim dile getirdiğimiz bazı hususlar var. Şimdi gümrük birliğinden terörle mücadeleye geri kabul anlaşmasından mülteci konusu ve Türkiye'ye dönük verilen sözlerin yerine getirilmesine kadar bugün birçok konu gündem'e gelecek ve değerlendirilecek. Özellikle Avrupa Birliği'nin şunu görmesi gerekiyor: Türkiye bölgede dört tane terör örgütüyle mücadele ediyor ve aynı zamanda Türkiye NATO'nun Güney sınırlarını koruyor ve Suriye'den kaynaklanan ciddi bir mülteci sorununa ilişkin oluşturulan geri kabul anlaşmasına Türkiye sonuna kadar riayet ediyor. Dolayısıyla Türkiye verdiği sözleri yerine getiriyor. Geçmişte de biliyorsunuz vize muafiyetine dönük karşılıklı görüşmeler yapılmış. Ve bizden 72 maddelik bir talep listesi iletilmişti. Biz o dönemde bu 72 maddelik talep listesini yerine getirdik. Şu anda Avrupa Birliği'nden bunun için ee, yanıt Ama tırıcı. şimdi bütün bu talepleri yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliği sürekli olarak hem vize muafiyetiyle ilgili hem de e, onunla ilişkili olarak geri kabul anlaşmasıyla ilgili ya işte e, sanki e, işte o 3 milyar euro Türkiye'ye veriliyormuş gibi bir hava oluşturuluyor halbuki 3 milyar 3 milyar euro'yu Türkiye kendisi almıyor. E, burada e, mültecilere dönük e, bizzat planlı, projelendirilmiş e, bütçelendirilmiş e, bir süreç dahilinde e, bu para e, burada e, mültecilere dönük harcamalarda kullanılıyor. Ama şu ana kadar işte bıraktık, bırakıyoruz, verdik, veriyoruz, vereceğiz. Ya siz bir işte terörle mücadele kanununu gözden geçirseniz yani biz burada DAEŞ'le mücadele ediyoruz, PKK'yla mücadele ediyoruz. E şimdi terörle mücadele eden e, bir ülkenin e, terörle mücadelesine dönük siz ee, dönüyorsunuz, bir takım e, sürekli yaptırımlardan bahsediyorsunuz. Şunu unutmamak gerekiyor. Terörle mücadele demokrasiyi korumak için yapılır. Hak ve özgürlükleri muhafaza etmek için yapılır. Ee, e, i̇nsanların günlük hayatlarının herhangi bir şekilde bir şiddet sarmalına girmemesi ve insanların iradesinin Korunması için yapılır terörle mücadele. Yani terörle mücadele aslında bir taraftan da bir özgürlük mücadelesidir. Ee, i̇nsanların rahatça e, ticaret yapabilmeleri, günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde işte Hakkari, Tün Tunceli, Diyarbakır bölgedeydim. E şu anda terörle mücadelenin bir sonucu olarak bölgede yaşayan insanlar rahat bir şekilde günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar ticaretlerini yapabiliyorlar. Çocuğuyla birlikte parka gidebiliyor. Bir terör ve şiddet endişesi e, insanlarda kalmamış. Bunun aynısını devamında getireceksiniz ama Afrin, Telrifat, Mümbiç muhtemel Sincan. E zaten onlar için de mi söylüyorsunuz? Bakın Suriye'de şu anda şimdi e, Telrifat'ta iki gün önce gösteri yapıldı biliyorsunuz. Yani e, Türkiye'nin Telrifat'a müdahalesi konusunda neden çünkü hem Fırat Kalkanı bölgesinde, Ceraplus'ta, Elbap'ta hem şimdi Afrin'de biz oraya gittiğimizde insanları özgürleştiriyoruz. İnsanların günlük hayatlarını rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için bir güvenlik sağlıyoruz. Ve biz onların yerel yönetimine asla müdahale etmiyor ve orada oluşturulan yani şimdi Afrin'de, e, Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi orada bulunan bütün e, kesimler kendi e, nüfusları oranında 30 kişilik bir e, yerel mecliste e, temsil edilecekler ve Afrin'in yönetimini bu insanlar üstlenecekler. E, peki daha önce terör örgütü ne yapıyordu? Terör örgütü gittiği her yerde tek tipçi, baskıcı, kendisi gibi düşünmeyenleri infaz eden işte o görüntüleri gördünüz. Afrinde e, hapishane görüntülerini işkence odalarını gördünüz ve e, terör örgütüne e, şey yapmayan e, intisap etmeyenlerin nafız, nasıl infaz edildiklerine dair e, haberler ortada e, Bununla ilgili e, Birleşmiş Milletler'in de Birleşmiş Milletlerin de e, geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Şimdi e, bütün dünya terörle mücadeleyi ne için yapıyor Tam da özgürlükleri ve demokrasiyi korumak için, Peki biz e, sivil duyarlılık konusunda en hassas olan ülkeyiz. Şimdi terörle mücadelede biz Afrin'i terör örgütünden temizlerken bugün Afrin'in bir haline bakın. Bir de DAEŞ'ten temizlediklerini iddia ettikleri Rakka'ya bir bakın. Sayın Cumhurbaşkanı acaba elimizde videolarla, görüntülerle gidiyoruz dediği bu görüntüler mi Sayın e e, Başkan? Yani çok... Hem Avrupa Birliği'ne sunulacak hem... Diğer Avrupa Yani Türkiye'nin terörle mücadeledeki e, haklı pozisyonunu anlatacak e, argümanlarla e, Türkiye gidiyor. Aynı zamanda e, hem bölgede hem de e, Suriye'de Türkiye'nin e, terörle mücadelesinde temel insan hak ve özgürlüklerinin nasıl korunduğu, e, orada e, sivillere dönük nasıl bir hassasiyet e, gösterildiği, insani yardımlar konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri, biz tabii bütün bunları anlatacağız. Bu konudaki haklılığımızı dile getireceğiz. Türkiye'nin bir işgalci olmadığı, Türkiye'nin tam tersine hem kendi sınırları içerisinde hem de kendi sınırları dışında Türkiye'ye tehdit oluşturan terör kaynaklarına müdahale etmek gibi hem uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını bugüne kadar anlattık. Bundan sonra da anlatmaya e, devam edeceğiz. E, şunun bilinmesi gerekiyor ki e, Türkiye e, Köşeye sıkıştırılarak, e, Türkiye e, işte bir takım e, bitmez tükenmez ödevler e, verilerek e, kapıda bekletilecek bir ülke değil. Türkiye 80 milyon e, nüfusuyla e, satın alma paritesi 25 bin e, dolara gelmiş. E, aynı zamanda bölgesinde hem ekonomik istikrarını hem siyasi istikrarını korumayı bilen ve bunu becerebilen bir ülke olarak bölgenin adeta mihenk taşı Türkiye. Yani Türkiye bugün eğer kendi bölgesinde hem geri kabul anlaşmasıyla mültecilere dönük hem de diğer Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmalara ve uluslararası kaynaklanan anlaşmalara e, sadakatiyle e, hem Avrupa Birliği'nin e, bu konuda yaşayacağı sorunlarda e, sorun çözücü bir aktör olarak e, önemli bir rol oynuyor, e, hem de terörle mücadele ve bölgede e, insanların sığınabileceği ve insan haklarını koruyan e, demokratik bir ülke olarak çok önemli bir e, rol yerine getiriyor. Muhtemel Irak operasyonunda bu kapsamda mı değerlendirmek gerekiyor? Yani terörle mücadelede orada da PKK veya ismi değiştirilmiş ...Sincar'da işte y 5 e deniyor mesela. Şimdi bakın. E, şunu biz bütün, yani bütün aynı düzlemde Bütün mi dünyaya şunu anlatmaya çalışıyoruz. E, senin teröristin benim teröristim olmaz. Dolayısıyla e, eli silahlı ve e, düzen bozucu, şiddet sarmalı oluşturan ee, insan hak ve özgürlüklerine tehdit oluşturmayı bir kenara bırakın, ee, temel insan hak ve özgürlüklerini, e, ihlalleri bir kenara bırakın, doğrudan e, insan hakları ihlali yapan, çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dönük şiddet uygulayan ve artık bu defalarca belgelenmiş terör örgütleri dünyanın her yerinde, bu DAEŞ de olabilir, BOKU HARAM da olabilir, PKK da olabilir. E, terörün etnik kimliği ve inancı olmaz terör terördür şimdi e, Türkiyenin e, başına musallat olan terör örgütüne Siz her türlü e, imkanı açacaksınız Yani bugün işte Almanya'da e, PKK terör örgütünün e, 80'in üzerinde camiye saldırı düzenliyor e Peki bu saldırılar düzenlerken neden bu konuda gerekli önlemler alınmıyor diye bakıyoruz ya da PKK terör örgütünün finans kaynaklarından tutun da e, izinsiz gösteriye varıncaya kadar birçok ülkede Avrupa Birliği ülkesinde bırakın Avrupa Birliği ülkesini e, Avrupa Parlamentosu'nda e, sergiler düzenliyor gösteriler yapıyor. Ve biz bunlara ısrarla diyoruz ki bakın dünyanın her yerinde teröre karşı ortak bir tavır almadığımız sürece dünya terörle mücadele konusunda bir başarı elde edemez şimdi bu zaviyeden baktığımız zaman terör ister Kamışlı'da olsun, ister Hakurk'ta olsun, ister Sincar'da olsun, terör nerede olursa olsun kaynağında kurutulmalıdır. Aynı zamanda eğer biz buralara müdahil olmasaydık, bunlar ne diyorlardı? Biz şu anda Afrin'de, biz şu anda Aynel Arap'ta, biz şu anda Kamışlı'da kantonlar oluşturuyoruz. Şu anda Türkiye'ye dönük şeylerimizi, faaliyetlerimizi askıya aldık. Biz bir süre sonra Türkiye'ye dönük faaliyetlerimizi tekrar aktif hale getireceğiz. Bu ne demek? E, Türkiye'ye geleceğiz. Yani ateşi, oradaki terörü, şiddeti Türkiye'ye taşıyacağız demek. E, Türkiye neden terörü kaynağında kurutmak varken bunu kendi evinde karşılasın? Türkiye gitti bizzat Hakurk'sa Hakuk, Afrin'se Afrin, Telrifat'sa Telrifat, Münbiç'se Münbiç, neredeyse orada dün Cumhurbaşkanımız çok net bir cümle kullandı. Dedi ki: "Biz müttefiklerimizle tabii ki karşı karşıya gelmeyiz. Ama terörü ve teröristi nerede görürsek imha ederiz." Bu bu kadar net. Bunun nerede olduğunun, hangi bölgede olduğunun bizim için bir önemi yok. Bu net mesaj sonra o zaman tekrar iç politikaya dönelim. Şimdi iç politikada da seçim yoluna girilmiş gibi gözüküyor. Her ne kadar partinizden işte 2019 yılında seçimler zamanında yapılacak dense de 2018'e başında daha biz o seçim atmosferini yaşamaya başladık aslında. Söylemler de bunu gösteriyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözü. Cumhur İttifakı'nı en yüksek, tarihinin en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız dedi e, Sayın Erdoğan'da. Hedef nedir Sayın Ünal? Yani Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi bir şekilde ittifakın içinde olacak gibi gözüküyor. Ama hedef nedir, ana hedef? En yüksek oy oranından kasıt nedir veya onu sorayım. Şimdi e, biz AK Parti olarak e, 16 yıldan beri e, her zaman sayısal olanla değil, siyasal olanla ilgilendik. Sayısal olan sizin siyasetinizin, o siyasal olanın bir sonucudur. Yani... E, Bugün öncelikli olarak 15 Temmuzdan sonra biz e, bu ülkenin bulunduğu coğrafyada e, birliğinin beraberliğinin korunması e, istikrarının huzurunun barışının devam etmesi için bir e, birlik ve beraberlik ve bunun yanında da bir yerlilik ve millilik vurgusunu sıkça yapıyoruz ee, bize şunu söylüyorlar. Ee, i̇şte e, siz herkesi kucaklamıyorsunuz. Biz de diyoruz ki biz herkesi kucaklıyoruz. Ne diyoruz? Biz millet, bayrak, vatan ve devlet bu dört esasta yani e, kendi milletine sadakati, kendi bayrağına sevdası, kendi vatanına aşkı olan. Ve kendi devletinin bekası konusunda, düzenin muhafazası konusunda da e, çabası olan e, herkesle siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun kardeşiz. Şimdi kucaklayıcılık bu. E şimdi ben e, terör örgütüne, Afrin'de terör örgütüyle mücadele ederken terör örgütüne övgüler dizen, Türkiye'yi katliamcı olmakla suçlayan, Türkiye'yi işgalci olmakla suçlayan bir dille, üslupla nasıl bir ve beraber olacağım? 15 Temmuz işgal girişiminde bulunmuş, FETÖ'ye övgüler dizen, onun ağzıyla konuşan, onun argümanlarını siyasete taşıyan ve siyasal bir söyleme dönüştüren bir kişiyle ya da bir grupla ya da bir siyasi anlayışla... Ben nasıl bir ve beraber olacağım? E tabii ki onlarla bir ve ber beraber olmayacağım. Kiminle birlikte olacağım? Kendi milletine, kendi bayrağına, kendi vatanına, kendi devletine bunun birliğine, beraberliğine e, önem gösteren, hassasiyet veren herkesle bir ve beraber olduğumuzu biz, biz söylüyoruz. Davet var mı AK Parti'den farklı isimlere biz, veya siyasi parti? Mesela Fatih Erbakan ismi geçiyor. AK Parti Fatih Erbakan'ın da Şimdi İlk kişiler üzerinden, diye. kişiler üzerinden gitmeyelim. Bizim burada ilkeler üzerinden söylediğimiz şey şu. Bu ilkeler etrafında biz herkese kapımızın açık olduğunu söylüyoruz. Biz herhangi bir siyasi görüş fark etmeksizin bu ülkeye sadakatle, sevdayla bağlı olan herkesle e, bu bayrağın altında e, bir milli mutabakat, bir cumhur ittifakı oluşturabileceğimizi ifade edebiliyoruz. Ha, ben böyle bir ittifakın içerisinde olmayacağım, fakat benim siyasetim de milli bir siyasettir diyen, milli kavramını birileri... E, Farklı e, anlamda dile getiriyor. Efendim işte millilik e, biraz işi şey yapmıyor mu, daraltmıyor mu? Şimdi toplumların e, güvenliği söz konusu olduğunda, e, toplumlar bir var olma mücadelesi vermeye başladıklarında, hele hele e, 15 Temmuz gibi bir kırılma ve işgal gir girişimi yaşamış dört tane terör örgütünün saldırısı altında olmuş e, olan bir toplumun kenetlenmesinden daha doğal ne olabilir? Şimdi işte biz buna bakıp diyoruz ki biz bu siyaseti büyüteceğiz. Biz bu birliği ve beraberliği büyüteceğiz. Biz bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Şimdi bu e, yerel seçimleri de kapsıyor mu sayın Las? Yani bunu Cumhur İttifakı normalde hani Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için kurulmuş gibi görülse bile bir gönül ittifakı da var diye açıklaması var yine Sayın Erdoğan. Yani yerel seçimlerde Dak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bu çizdiğiniz çerçeve içerisinde ortak beraber mi hareket edecek? Bu söylediğim ilkeler etrafında. Yani işte e, bu hassasiyetler bu değerler etrafında e, tabii ki e, yerel e, seçimde e, taraflar bu ilk defa olmuyor ki, bu geçmişte de oldu. Yani ortak siyasi hassasiyetleri olan taraflar, özellikle yerelde bu tür ittifaklar hep oluşturdular. Bu yeni bir şey değil. Bir de bakın yerel siyasetle genel siyaset çok farklıdır. Şimdi siz milletvekili seçimleriyle ilgili, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili merkezden bir düzenleme yapabilirsiniz. Ama yerel seçimlerle ilgili oturup bir düzenleme yapamazsınız. Neden? Çünkü yerel dinamikler son derece farklıdır. Her ilin kendisine ait yerel dinamikleri vardır ve bu yerel dinamikler karşılıklı hassasiyetler etrafında bir gönül ittifakına dönüşür, dönüşür ve bugüne kadar da dönüşmüştür. Burada efendim oturup bunu yazmanın ya da merkezden bunu belirlemeye kalkışmanın bir anlamı yok. E, o yüzden e, yerel seçimler geldiğinde muhtemelen aynı hassasiyetlerde olan, e, aynı kaygıları taşıyan Türkiye'nin birliği beraberliği bekası konusunda hassasiyetleri olanlar yerel dinamikler etrafında oturacaklar, konuşacaklardır ve bu konuda e, bir görüş birliğine varacaklardır. E, biz de buna. E, ister gönül ittifakı diyelim, ister e, karşılıklı olarak e, ortak kaygıların, hassasiyetlerin e, oluşturduğu bir birlik, beraberlik diyelim. Sonuçta bu olacaktır. E, kongreleriniz de son surat devam ediyor ilçe kongreleriniz. Şimdi özellikle geçen haftaya baktığımızda İstanbul'un ilçe kongrelerinde hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hem Sayın Binali Yıldırım'ı görüyoruz. Büyük şehirlere ayrı bir önem mi veriliyor acaba sorusunda beraberinde getirdi aslında hani bu görüntüler en azından hem kongreler ne zaman tamamlanıyor, büyük kongrenizi erkene çekme gibi bir ihtimaliniz var mı? Hem de acaba Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla ilişkin bir netleşme parti içerisinde belirlendi mi? Mevcut şu andaki isimlerle gidilecek mi? Gidilmeyecek mi? En azından orası belli. Şimdi ee, biz e, şu ana kadar e, büyük oranda kongrelerimizi tamamladık. Yani e, 972 ilçenin yüzünü yaklaşık bitirdik, 40 civarında bir e, ilçe kongre'miz kaldı e, ve e, kongreler biliyorsunuz siyasi partilerin değişim ve yenilenme e, süreçleridir. Bu anlamda e, Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduğunda e, ifade ettiği o e, metal yorgunluğu da e, bu şekilde yani hem kongre süreciyle hem de bu değişim ve yenilenmeyle birlikte bir de Türkiye'nin teröre dönük verdiği mücadelede özellikle Afrin'de Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük başarının getirdiği bir diriliş heyecanı ve geçtiğimiz günlerde de Samsun'da kongrede Cumhurbaşkanımız dedi ki ben e, genel başkanlığa tekrar döndüğümde bir metal yorgunluğundan bahsetmiştim. E, artık metal yorgunluğu kalmadı. Hem kongrelerde değişim ve yenilenme, hem de Afrin'le birlikte yeni bir diriliş e, süreci başladı. Bir diriliş heyecanı görüyorum dedi. Gerçekten kongrelerde inanılmaz bir heyecan var. Televizyonlardan da bunu görüyorsunuz. Bakın Diyarbakır'da. 80 bin kişi vardı kongre salonunun dışında Dolayısıyla e, muhteşem bir heyecan var e, yani e, sloganlar yorgunluk yok diriliş var sloganları e, Türkiye e, 2019'a çok e, kararlı kendinden emin ne yapacağını bilen e, adımlarla gidiyor toplumların tarihlerinde, ee, çok önemli e, günler vardır. Ee, şimdi 2019 1919'dan 2019'a 100 yıl 2019'un e, Türkiye'nin e, 2023-2053 hedeflerinin gerçekleşmesi açısından biz çok kritik bir tarih olarak görüyoruz. Ve bu anlamda da 2019 e, hem seçimler itibariyle Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'yla birlikte çok yüksek e, oy oranları göreceğiz demesi, toplumda bunun karşılığını Cumhurbaşkanımız görüyor. O heyecanı görüyor. E, diğer taraftan da maalesef e, muhalefet diyemiyorum. Çünkü muhalefet yapmıyorlar. E, ana muhalefetin özellikle siyasetsizliği, ana muhalefetin değişimi okuyamaması, ana muhalefetin dünyayı okuyamaması, Hala eski kısır ezberleriyle ve alışkanlıklarıyla konuşuyor olması doğal olarak bu yerli ve milli unsurların bir araya gelişini, gücünü, heyecanını görüp bir de ana muhalefetteki o çaresizliği, bir çaresizliği, siyasetsizliği, yetersizliği gördüğünüz zaman doğal olarak şunu söylüyorsunuz. Ee, biz 2019'da yüzde %60'ın üzerinde e, bir e, oy oranına ulaşacağımızı e, umuyoruz. Benzer hedef ana muhalefette de var. yalnız. Ya şimdi yani o üzerindeki. biliyorsunuz e, aç, tavuk, aç tavuk kendisini darambarında görürmüş. Yani 8 tane seçim kaybetmiş ve bugüne kadar e, elinde e, elimizdeki ve onların elindeki kamuoyu araştırmaları ve veriler ve genel siyaset ...kongrelerde gördüklerimiz... E ...bütün bunlara baktığımızda... E, ...ben size şunu söyleyeyim... E, ...Ana Muhalefet Partisi... ...şu anda ciddi anlamda kan kaybediyor... E, ...ve tabii... E, ...Ana Muhalefet'in ciddi... ...manada kan kaybetmesinin... E, ...yanı sıra... ...söylemsizliği ve siyasetsizliği de... E, ...aynı zamanda... E, ...böyle bir... E, ...hayalin bırakın... ...gerçekleşmesini... İşte bu bir hayalden ibaret olarak kalıyor. Şimdi biz bir şeye dayalı olarak bunu söylüyoruz. Yani ben yüzde 60'ı söylerken bunu bir hayal, bir rüya olarak söylemiyorum. Bunu 2014'te 52 oy almış bir cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna dayanarak ve bugün ortaya çıkan o Milli birliğin, beraberliğin, birlik siyasetinin e, aynı zamanda o diriliş heyecanının Türkiye'nin şiddet sarmalından, terör sarmalından hızla kurtulması, kendi bölgesini e, terör unsurlarından temizlemesi, e, diğer taraftan Türkiye'nin e, e, hızla e, büyümesi, şimdi e, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, IMF Türkiye'nin e, büyüme oranlarını tekrardan e, artı oranda güncelledi. Şimdi biz kendimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz. Siyaseti görüyoruz. Ürettiğimiz siyaseti, değişimi okuyan, e, geleceğe dair hayalleri, hedefleri olan ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yüksek motivasyonu olan büyük bir kitle var. Bu sadece e, AK Parti için söylemiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de kongrelerini tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda son derece e, yüksek bir motivasyonla hareket ediyor. E, aynı zamanda e, Büyük Birlik Partisi'nde gittiğimiz illerde e, çok ciddi bir e, heyecan görüyoruz, bu konuda e, yüksek bir motivasyon görüyoruz. Tarih boyunca her zaman e, yüksek e, hedeflere dair e, büyük inancı olanlar kazanmıştır. Ben şimdi basit bir şekilde bakıyorum, e, kimler e, bu hedefleri gerçekleştireceğine dair ...inanç taşıyor, kimler taşımıyor. Şimdi CHP'ye baktığım zaman CHP'nin bırakın e, inancı CHP'nin bir hedefi yok. CHP'nin bir hedefi olmadığı için bir motivasyonu yok. E, bir motivasyonu olmadığı için herhangi bir şekilde e, harekete geçecek enerjisi yok. E, CHP bir siyaset ürettiğini CHP'nin söyleyebilir miyiz? Sabahleyin kalkıyorlar Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyorlar rutin olarak e, rutin iftiraları var devletin kurumlarına yargıya dönük iftiraları var işte e, emniyete dönük e, iftiraları var e, devletin e, binlerce yıl içerisinde e, oturmuş kurumların itibarlarını yerle bir etmek için söyledikleri e, yalanlar var Avrupa'ya gidip söyledikleri Türkiye'de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, sakın Türkiye'ye gelmeyin yönünde. Yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı artık öyle bir psikoloji oluşturmuş ki onlarda. Yani bu Türkiye düşmanlığına dönüşmüş farkında değiller. Siz de değiniz soracaktım da hani iç siyasetteki tartışmalı konulardan birisiydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok sert tepkiler ve eleştiriler de geldi. Yargı bağımsızlığına gölge düştüğü cümlesi de kullanıldı bu hakimler savcılar kurulunun son mazeret kararnamesi ve hakim savcı adaylarının külliyede bu törene katılması ile ilgili olarak Yargı bağımsızlığı ile ilgili düşüneceğiz. Az önce gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştiren arasında Cumhurbaşkanı bu, e, buyurun. Ben CHP'yi e, artık eleştirmek de istemiyorum ama tespitlerimi söylüyorum. Yani bir siyasetçi olarak tespitlerimi söylüyorum. Şimdi bakın, Allah aşkına çok geriye gitmeyelim. 15 Temmuz'dan sonra e, Türkiye e, Fetö terör örgütüyle hesaplaşıyor. Türkiye 15 Temmuz'da hesaplaşıyor. Türkiye yaralarını sarıyor. Türkiye bu konudaki haklılığını dünyaya anlatmaya çalışıyor. CHP çıkıp ne yaptı? Bir, CHP 15 Temmuz'a kontrollü darbe tiyatro bunları söyledi mi? Söyledi. Peki aynı CHP Anayasanın amir hükmüne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün e, ne uygun bir şekilde alınmış bir olağanüstü hal kararını sivil darbe olarak nitelendirdi mi? Yani bir akıl düşünün ki. 15 Temmuz'a darbe değil diyor, anayasaya ve meclis iş tüzüğüne göre e, demokratik bir şekilde ilan edilmiş olağanüstü hale sivil darbe diyor. Böyle bir akıl düşünün. Ve hemen onun arkasından Türkiye'de adalet yok, Türkiye'de mahkeme yok, Türkiye'de hakimler ve savcılar iktidardan talimat alıyor diyerek bütün hakimleri ve savcıları bühtan altında bıraktı mı bıraktı. Yani yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. CHP bunu zaten yapıyor. CHP bunu sadece yargıyla ilgili yapmıyor. CHP artık bu ayrımcılığı yani e, düşünün sarayın polisi halkın polisi, sarayın savcısı halkın savcısı, sarayın hakimi halkın hakimi... ...kendi işlerine gelen bir karar verildiğinde e, hakimler vicdanlı, kendi işlerine gelmeyen bir karar e, verildiğinde... E, hakimler iktidardan talimat alıyor. Şimdi bu işi nereye getirdi biliyor musunuz CHP? Artık şehit yakınlarını bile ayrıştırmaya başladılar. 15 Temmuz şehitleri, e, işte terör şehitleri. Buraya kadar bu e, bölme, ayrıştırma işini getirdiler. Bu bir dil artık. Dolayısıyla yeni bir şey, yeni bir şey söylenmiyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı, Hükümet sistemiyle birlikte ve daha öncesinde 2014 Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte Türkiye'de siyaset değişmiştir. Türkiye'de devlet aklı değişmiştir. Dolayısıyla halkın seçtiği Cumhurbaşkanının yanına e, halkın, milletin e, kendi bürokratının gitmesinden daha doğal ne olabilir? CHP aklı şöyle bakıyor. Devlet var, millet var. Devletle millet birbirinden ayrıdır. Devleti egemenler, elitler yönetir. Millet devlete müdahale etmez diye bakıyor. Biz de diyoruz ki, devleti milletin seçtiği temsilciler ve onların iradeleri yönetir. Yarın bu millet sizi seçerse CHP yarın devleti siz yöneteceksiniz. Dolayısıyla devleti milletin seçtiği yönetir. Recep Tayyip Erdoğan kim? Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan ne? Millet tarafından seçilmiş olması. Bir konu daha var. <laughs> yani son torba yasadaki bir düzenleme e, tartışmaları da beraberinde getirdi. İnternet yayınlarına rütük denetimi. Evet. Yani internet üzerinden izlenecek her türlü e, yayına mı rütük denetleyecek... Hmm. Dijital platformlar neden radyo televizyon üst kurulu tarafından denetlenecek? Bu yeni bir sansür mü gününde sorular da var. Şimdi evet. bakın e, sansür ve denetim ayrı şeyler. Öncelikli olarak bunu doğru koyalım. Şimdi e, radyo televizyon üst kurulu e, ki Almanya'da da değişik ülkelerde de benzer e, kurullar var biliyorsunuz. Şimdi e, internet üzerinden de yayın yapan e, ...radyo ve televizyonların da e, aynı şekilde lisansa tabi olması... ...ve Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenmesine dönük bir düzenleme getirildi. Bu tamamen e, denetime dönük bir düzenleme... ...ve internet üzerinden e, radyo ve televizyon yayını yapan e, kuruluşların... E, ...aynı şekilde diğer radyo ve televizyonlar gibi... RÜTÜK tarafından lisansa tabi tutulması ve denetlenmesi e şimdi siz radyo ve televizyonları denetleyeceksiniz ama internet üzerinden yayın yapanlar herhangi bir denetime tabi olmayacak böyle bir şey olmaz dolayısıyla bununla ilgili şimdi gerekli yasal düzenleme yapıldı bunun diğer yönetmelikleri ve süreçlerini RÜTÜK şey yapacak ...belirleyecek. Elinecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu iki sorum açıkta da kalmasın. AK Parti Büyük Kongresini erken çekecek mi Sayın Nol? Belli mi? Şimdi bizim... ...benim daha önce yaptığım bir açıklama vardı biliyorsunuz. Eylül ayı içerisinde biz... ...kongreyi düşünüyoruz diye bir açıklama yapmıştık ama... ...biz kongreleri eğer beklediğimiz tarihten... ...erken bir tarihte tamamlarsak ki... ...öyle gözüküyor... Yani e, kongrenin erkenet çekilmesinde herhangi bir sakınca gözükmüyor. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarınız belli mi? E, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarımız daha seçime e, epey bir zaman var. Bir yıl var seçime. 2019 Mart'ta biliyorsunuz yerel seçimler. Dolayısıyla şu anda yerel yönetimlerle ilgili herhangi bir aday çalışması yapmış değiliz Çok teşekkür ediyoruz Ben arkadaşlar. çok teşekkür ediyorum Değerli izleyiciler Habertürk ekranlarında AK Parti sözcüsü Sayın Mahir Ünal'ı ağırladık bugün Hem dış politikadaki hem iç politikadaki tartışılan konulara değinmeye çalıştık Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim